Evet Şülben. Yarın sabah erkenden gidebilirdin. Ya pijama? Öyle mi? Ne oldu anne? Yüzün sarardı. Babanın Orlea şubesindeki işi uzuyormuş. Bu akşam gelemiyor. Gördün mü? İyi ki kalmışım. Bu artık bu kadar fazla. Aylardır bize hayatı zehir ettin yetmiyormuş gibi. Yo Jilder yo. Bu defa kantarın topunu kaçırdın, bardağı taşırdın. Şimdi de geceyi dışarıda geçiriyor. Pembe gömlek, benekli kravat ve pijamasız. Boş pijamayı ne yapsın? Yarın sabah da bana haşlanmış fasulye pişir. Lokanta yemekleri midemi bozuyor. Bitti beyefendi, bitti. Bundan sonra bir kutu ton balığı ve takma kirpikler. Marikolet, kimse benim gömleklerimi senin gibi ütüleyemez. Ben de alık gibi ama Margaret beyefendinin gömleklerini bırak, onları ben ütülerim. Sonra da yapış bakalım ütüye. Ütüle, ütüle, ütüle. Uzun mesafe koşucusunun yalnızlığı. Penaltı karşısında kalecinin yalnızlığı. Peki ya ütü masası başındaki ev kadınının yalnızlığından ne haber? Ne enayiymişim ama. Ne enayiymişim. Kabahat hep annemde. Küçüklüğümden beri bana erkeklere saygı öğretildi. Aman gürültü yapmayın, babanız çalışıyor. Aman gürültü yapmayın, babanız uyuyor. Bir kere bile aman gürültü yapmayın, anneniz çalışıyor lafını duymadım. Düşünüyorum da benim de kızım olsaydı belki ben de aynı şeyleri söylerdim. Hoş beni dinlemezdi ya. Artık doğum kontrol hapları çıktı. Hap eşitlik demektir. Şu işe bak, şu işe bak! 20 yaşında sırf arkadaşlarına fiyak olsun diye bir moruk tavlanıyor. O enayi de yutuyor tabii. Nasıl yutmasın? Parayla kadın tutsalar bile sevildiklerine inanırlar. Kız bedava yatınca da bizimki tabii dört köşe. Üstelik benim gibi meşru karılarının en etkili silahı da ellerinden alınıyor. Artık görmüyor musun, seni sadece paran için istiyor bile diyemiyorum. Hayır defedeceğim onu, kararımı verdim defedeceğim. O sibyancıyı bu evde artık istemiyorum. Eğer ben de onun gibi çıldırsaydım, Lady Chatterley gibi vücudumla bozsaydım, gene de orman bekçisini kendime aşık tutmazdım. Bir an bile düşünmezdim, sizler için aşkımı feda ederdim. Ama onlar her şeyi birden istiyorlar. Hem ızgara et, hem mayonezi ıstakoz. Şu erkek milleti, attığımız tırnak olamaz onlar. Cüce onlar, cüce! Michel, ne yapacağımı bilemiyorum. Sakin ol anne. Planın neydi senin bakayım? Anne, kurabiye yok mu? Yok. Dolaptan bir kutu peki bir acı ver. Ah anne, senin kurabiyelerini yerini tutmaz. Ah anne. Ah anne, anne. Ah, ah anne ya. Ah anne. Ah anne, anne. Ah, ah anne ya. Pap 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 derileri. Pap 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 pap. Ah anne, yapma. Michel! Anneyi biraz kes de baba telefon etsin.
Alo, Mesut Castello'yla görüşebilir miyim? Ha, peki, öyleyse bir not bırakayım. Gilbert Lyon aradı, gelince derhal onu arasın. Teşekkürler, iyi günler. Fötebör ister misin baba? İstemem, sağ ol. Neden artık kurabiye yapıyorsun? Çünkü hayatta kurabiye yapmaktan daha güzel şeyler var da ondan. Bana bir kahve koyar mısın? Niçin kafeyesiz bu? Benim safra kesemle derdim yok ki. Bundan sonra böyle. Herkese aynı şey. Kolay oluyor servisi. Servisi kolay oluyor ama yutması da zor oluyor. Şu çizmelerin de haline bak. Anne koltuğun! Boş ver koltuğu, ver bakayım şu kahveyi bana. Ver. Çok sıcak, dudağım yandı. Üstelik o kadar da işim var. Marie Colette, bu 20.000 frangı sen mi çektin? Evet, kendime ufak tefek bir şeyler aldım. Beğendin mi? Güzel. Hiç beğenmiş bir halin yok. Yok, beğenmesine beğendim de benim midem iyi değil, ben hazmedemiyorum. Neden püre yedin? Püre mi? Betonlu tartışılır. Aa, çok pratik. Biraz süt koyuyorsun, 3 dakikada bıj 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 oluveriyor. 3 dakikada oluyor ama 3 saatte hazm olmuyor. Marie Colette, bu gömleğimi sen mi ütüledin? Hayır Marguerite, bir şey mi var? Bilmiyorum ama rahat değil. Yakanı çek, gevşer. Al bakayım şunu, ben artık yolda bir espresso atarım, hız verir bana. O kadar çok işim var ki, kuaförde randevu, boya, meç. Akşama görüşürüz çocuklar, çap! Acıkırsanız... Dolaptan bir kutu ton balığı acı verelim. Gene mi ton balığı? Ama bunlar değişik. Wow, wow! Annen son günlerde beni biraz endişelendiriyor. Neden? Bilmiyorum ama bir tuhaf. Doktor çağıralım. Yok canım, doktorluk bir iş değil. O yönden bakarsan eskisinden çok daha canlı. Daha canlı olması mı endişelendiriyor ya seni? Belki saçma gibi gelecek ama sana da biraz öyle gelmiyor mu? Yok canım, bence parlıyor. Gömleğin yüzünden mi böyle düşünüyorsun? Aa mesela? Kocasının gömleğini ütülemedi diye insana tuhaf denemez. Doğru tabii, denemez. Aslında haklısın, gömleğin kötü duruyor. Ha? Annem ütülediği zaman çok daha güzel duruyordu. Neyse canım, bırakalım bunları. Sen nasılsın? İyidir. Bende bir canlılık yok. Derslerin nasıl? Ha işte, idare eder. İdare eder. Bak Nişel, ben senin yaşındayken çok daha bilinçliydim. Her zaman derdim ki... Aman baba, sen sıfırdan başladın. Çalıştın, çabaladın. Onun için daha güçlüsün. Ben seni pazara kondum. Belki de rahatlık kişiliğime olumsuz etki yaptı. Çok doğru, tabii haklısın. Hiç de fena değil. Efendim? Aa, pötübörler hiç fena değil. Canım, pötübör nihayet yani sen de. Ha Mişer, senin dışarıda işin varsa çıkabilirsin. Benim yüzümden evde kalmaya mecbur tutma kendini. Ben bugün evde çalışacağım. Büroya gideceğim, bir dosya alacağım. Gelip burada çalışacağım. Çok daha sakin. Tamam, gecikmem baba. Hoşça kal baba. Güle güle evlat. Şubemle mi konuşuyorum? Günaydın benim güzel şube. Ben genel müdür Toto. Hayır, evdeyim ama yalnızım. Hoşuna gitti mi? Sahi mi? Müthiş bir hediye. O kadar da büyütme canım, elinde sonunda bir motosiklet maçtı. Evet, fosforlu benekler ve yeşil damgayla kurallara uydurulmuş. Tabii iyice öğrendin. Güzel şubemin kural dışı başlıkta dolaşmasını ister miyim hiç? Üstelik hız kısıtlamalarına da pek uyduğu yok. Yakıştı mı? Sahi mi? Damgası tam gözlerinin rengine uyuyor ha? Evet. Ela göze yeşil benek. Süper. Oldu.
Artık geldiğim zaman beni yeni başlığınla karşılarsın. Ama başka bir şey giymek yok. Evet, bu saatlerde tam formda oluyorum. Senin müthiş ve güçlü aslanım. Ay sus lütfen, sus, öyle konuşma. Sen öyle konuşunca her şeyi bırakıp sana koşmak istiyorum. Seni öyle özlüyorum ki. Hadi mırmırla bana. Hani şeyden sonra yaptığın gibi. Ne güzel. Hadi şimdi hemen kapat. Yok yok, sen kapat. Benim gücüm yetmez. Hadi ama üzüyorsun beni. Kapat hadi. Hadi ben öpeyim, sen kapat. Ah, genç olmak ne güzel şey. Kendimi hiç bu kadar genç hissetmemiştim. Aslan gibiyim. Aslanların aslanı. Evet. Şöyle çektirirsem 30 yaşında olur. Bu işi ciddiye almalı. Duydun Yeşilber oğlum, kalabata çekileceksin. Hak ettin bunu. Demin ne dedi duydun? Hoşa gidiyorsun. Çekicisin. Kabul et. Çekicisin. Dibadidudam. Bam bam bidam bam 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 bam. Gilbert. 100.000 voltluk Gilbert. Bekoalt etsin. 200.000 voltluk Gilbert. Bam bam bam. Dibadidam bam bam bam. Dam dibadidam bam bam. Casus servis kapısından girişi. Babam, 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 babam. İçecek bir şey getirin, susuzluktan ölüyorum. Ne getireyim? Bilmiyorum bak. Kola getiriyorum. Tamam. Nasıl? Watergate iyi çalışmış mı? Hoşça kal baba. Güle güle evladım. Ay gerilim. Zangır zangır tutuyorum şu an, bak bak. Kendi mahkeme olur. Tamam işte. Belki de bürosunu arıyor. O telefon ediyor. Alo. Orada şubemle mi konuşuyorum? Aman. Günaydın benim güzel şubem. Güzel yüzü Toto. Totoş mu? Hayır, bilmiyorum ama yalnız. Konuş konuş, Totoş kimse duymaz. O kadar da büyük de canım. Elinde sonunda bir motosiklet başlığı. Evet. Fosforlu benimler ve yeşil damgayla kurallara uyduruldum. Tabii iyice öğrendim. Güzel şubemin kuralmış başlıkta dolaşmasını ister miyim? Üstelik hız kısıtlamalarına pek uyduğu da yok. Bak yaramaza. Yakıştı. Zalim. Damgası tam gözlerinin rengine uyuyor. Evet. Ela göze yeşil. Süper. Ay süper Totoş. Geldiğin zaman beni yeni başlığında karşılarsın. Hoş geldin. Ama başka bir şey giymek yok. Ay. Bu tarihlerde tam formda oldu. Senin müthiş ve güçlü aslanın. Ne yapıyor bu? Tam formda oldu. Senin müthiş ve güçlü aslanın. Çıkıyor ya. Hani filmlerin başında olur ya, aslan çıkar. Metro Golden'da yer böyle. Sen öyle konuşunca her şeyi bırakıp sana koşmak istiyorum. Gel buraya, gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Gel. Hadi mırmırla. Ne lan? Hani şeyden sonra yaptığın gibi. Şeyden sonra ne? Babana bak, babana! Mişel, şunu başa al, mırmırları bir daha dinleyelim. Hadi şimdi hemen kapat. Hayır sen kapat, benim gücüm yetmez. Ha, kalbim dayanamam.
her yerinden öperim sevgilim. Oh öpe. Öpeyim sen yapalım. Senin aslan lamba da yapıyor. Evet. Şöyle çektirirsen 30 yaşında olur. Ne? 32 buçuk olursun. Duydun yaşında oğlum. Kalabata çekileceksin. Geç bile. Hak ettin bunu. Demin ne dedi duydun? Ne dedi acaba? Hoşa gidiyorsun. Çekicisin. Kabul et. Çekicisin. Düdüm. Jilber, 100.000 mutluk Jilber. Ne? Beko halbetsin, 200.000 mutluk Jilber. Nişen, 200.000 mut. Seninki Zoka'yı iyice yutmuş. Anne ve köre ümitsiz değil. Evet ama annen de elini biraz çabuk tutsun. Belki bunu duyunca düşüncesi değişir. Ne? Sen şimdi sahiden bu kaseti annene dinletecek misin? Mecburum. İyi ben gidiyorum. Korkak. Korkaklık değil incelik. Nişan. Evet. Bana mırmırları bir daha dinletir misin? Hadi git işine. Acı bana mırmırlara ihtiyacım var. Ne salaksın? Ne yapayım? Salak da olmuşum. Babam da Honda, telefon yeşil damga. Bir aydır bu evde kapılar sessizce açılıyor, kapanıyor. Herkes birbirini izliyor, gözlüyor. Konuşulmuyor, yemek yenmiyor. Şu çılgınca planımıza yaşattığı hayata bak. En hoşu da Marguerite. Benim habire gidip geldiğimi gördükçe hakkınız varmadan daha gençsiniz gösterin onlara diyorum. Suça teşvik ya. Aslında istesem hala beğenenlerim var biliyor musun? Çok mu can yakıyorsun? Futbol takımı kuramam ama gene de fena sayılmaz. Ailenizle mi oturuyorsunuz? Abartma daha çok şöyle. Ha sesin kadar güzel bir kadın ve yalnız olacak şey değil. Size bir içki ikram etsem. Hoşuna gitmiyor mu? Hayır şu sıralar erkeklere alerjim var. Peki ne cevap veriyorsun? Peki ya karınız? O da yalnızdır. Ona bir içki ikram etseniz daha iyi olmaz mı? Ah evde olmak ne güzel şey. Burada yapılacak bu kadar iş varken günlerimi sinemada geçiriyorum. İyidir havan değişir. Bak bir aydır saçma sapan işler yapıyorum. Uzun uzun düşündüm ve kararımı verdim. Bırakalım biz bu işi. Baban kritik bir yaşta biliyorsun. Zor bir dönem geçiriyor ama kendi kendini atlatabilir. Ona güvenmeliyiz. O da benim gibidir eminim. 20 yıldır birlikte kurduğumuz bu yuva onun için önemli bir şeydir. Bu küçük ilişkide zamanla tavsar. Sen de bilirsin. Baban ciddi, dengeli, mantıklı bir insandır. Başucu kitabı bile Kant'ın saf mantık üzerine incelemesi. Sahi Mişel, biz biraz dağıldık ve babanın mantıklı bir insan olduğunu da unutuverdik. Alo, Orlean Şubem'le konuşuyorum. Günaydın benim güzel Şubem. Ben genel müdür Dodon. Bu da ne? Saf mantık üzerine incelemenin son baskısı. Hayır, emniyim ama yalnızım. Hoşuna gitti. Müthiş bir hediye mi? O kadar da büyük be canım. Elinde sonunda bir motosiklet başlığı. Olamaz. Evet. Fosforlu beneklerdi ve yeşil damberle kurallara uydurulmuş. Çimdikle beni. Yakıştı. Sahi. Damlesi tam gözlerinin rengine uyuyor ha. Evet. Ela göze yeşil ver. Süper. Neden kapadın? Gerisi hep aynı. İlginç değil. Aç. İlginç değil dedim. Benim için önemli aç dedim sana. Peki. Benden günah gitti. Oldu. Geldiğim zaman beni yeni başlığında karşılarsın. Ama başka bir şey kimek yok. Evet. Bu saatlerde tam formda oluyorum. Senin müthiş ve güçlü aslanın. Ne yapıyor bu? Kükürüyor. Kükürüyor. Seni öyle özlüyorum. Hadi mırmırlama. Hani hiç şeyden sonra yaptığın gibi. Ya. 20 yıldır saf mantıkla kafa ütülüyor ha.
Sonra da başında yeşil damgayla mırr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 r
atlatabileceğine inanıyor musun? Artık neye inanacağımı bilemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Babana da kendim gibi bilirdim. Şeffaf, billur gibi. Kafasından geçenleri şıpşak anladığımı sanırdım. Şimdi karşımda bambaşka birini görüyorum. Sesini de tanımasam, mırmırını isteyip miyavlayan bu bunaktakinden. Şimdi, kuaför numarasının tam sırası. Yapalım mı? Yapalım canına yandığımın. Ne kadar numara varsa hepsini yapalım. İşe yarasın yaramasın canına okuyalım. Ha şöyle işte benim canikom. Ama şimdi gitmelisin. Erken dönüp çalışacakmış. Tamam gideyim. Şu komik çantamı ver bana. Ha karşı kahvede otur. Perdeyi kapatınca gelirsin. Servis merdivenindeyim. Ne olur ne olmaz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Yeşil damga biraz sersemletti beni ama. İyiyim. ...22 çarşamba. Annem yeşil damgalı bandı dinledi. Yeşil damganın psikolojik şokuyla kuaför numarasına yattı. Alo, Profesör Bali ile görüşebilir miyim? Gilbert Lyon arıyor. Teşekkürler, bekliyorum. Günaydın sevgili dostum, nasılsınız? Ya, çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Yıllar öyle çabuk geçiyor ki karım yüzünü çektirmek istiyor artık. Evet, size güveniyoruz. Onu 15 yaş gençleştireceksiniz. 25 yaş mı? Oo, zor bir ameliyat olmalı. Bir saatlik bir iş ha? Harika. Bir saatte 25 yaş. Nasıl yapılıyor? Ha bir dakika durun not alayım. Evet sizi dinliyorum. İlk 48 saat oldukça güç. İlk 3 hafta yüz gerilir ve şişer. İlk 3 ay yüzde hissizlik. Oo, yüz kasap yüz güzellik için. Ne yapalım? Ne yapsın? riski var mı? Bazen ikinci bir müdahale gerekebilir. Riziko yüz sinirlerinin kesilmesidir. Yüz felci olabilir. Bu önemli. Ender mi oluyor? Milyonda bir. tabii önceden hatırlatmakta çok yarar var. Hayır efendim öyle acele bir durum yok. Ben sadece bir sorup öğrenmek istedim. Bana kalırsa şimdiki hali de gayet güzel. Ha, demek kocaların ilk tepkisi daima böyle oluyor. Harika. Peki sevgili doktorcuğum, ben bugünlük fazla vaktinizi almayayım. Nasılsa ilk fırsatta görüşeceğiz. Oldu efendim, ben sizi arayacağım. En kısa zamanda. Teşekkürler, size de iyi günler. Hoşçakalın. La 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 la. Sen burada mıydın? Evet, seni rahatsız ediyorum. Hayır. Ah, telefon ne diyecek? Ben konuştum, bitirdim. Ben şeyi aradım, büroyu. Mr. Castello bir dosya getirecekti. Kaç gündür getirmiyor. Canım sıkıldı. Bir form doldurup hemen göndermem gerekiyor. Ne? Bazı bilgiler annemden olacaktı. Henüz gelmemiş. Kuaförünü ara. Kuaförde mi? Tabii giderken söyledi ya, boya, meç, akşama kadar sürer dedi. Duymamışım. Tabii, annen kuaförde. Kuaförün telefon numarası da işte burada. Teşekkürler baba, hayatımı kurtardın. Alo? Madam Leon'la görüşebilir miyim? Ya. Peki. İyi günler. Ne oldu? Kaskın altındaymış. Olsun, çıkarırlardı. Rahatsız etmek istemedim. Olur mu canım, bir daha ara. Ayıp olur baba, 2 dakikada bir arandır mı? Amişa sen de çocuk gibi konuşuyorsun, ben arayayım bari. Bırak baba, önemi yok. Sen anneni bilmez misin, o form zamanında gitmezse hasta olur. Alo, Madame Lyon'u çağırabilir misiniz lütfen telefona? Madame Lyon. Ya. Peki, pardon, özür dilerim, iyi günler. Annen daha gitmemiş kuaföre. Sen bana neden kaskın altında dedin? İşleri karıştırmak istemedim. Sana kuaföre gideceğini söyledi. Evet, bana kuaföre gideceğini söyledi. Akşam da eve dönünce işim çıktı. Kuaföre gidemedim, başka yere gittim diyecektir. Ne var yani bunda? Hangi işleri karıştırmaktan söz ediyorsun anlamıyorum. Michel, hayal gücün ne kadar fazla senin? Pekala, sen bana söyle bakalım nedir istediğin bilgiler. Belki ben yardımcı olabilirim. Sen yardımcı olamazsın. Hangi çocuk hastalıklarını geçirdiğini soracaktım. Bunun cevabı gayet basit.
Yaz. Hepsini. Ne kadar çocukluk hastalığı varsa hepsini geçirdim diye yaz. Eksiksiz. Balayınızda geçirdiğim su çiçeği de dahil. Sen balayımızda su çiçeği mi geçirdin? Bilmiyor muydun? Su çiçeği. Evet. İlk defa duyuyorum, hiç haberim yoktu. Annem sana söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Balayınızda keyfini kaçırmak istememiştir. Tam annem, her zamanki inceliği. Döndükten sonra söyleyebilirdi. Ama senin dediğin gibi olacak. Annen hayatta benden bir şey saklamaz. Ah şu kuaförde canım çıktı. Kaskın altında 1 saat 10 dakika kaldım, başım çatlıyor. Ben gidip formu doldurayım. Marie Colette, neredeydin? Kuaförde, söyledim ya. Ben biraz önce kuaförüne telefon ettim. Aa, şimdi de casusluğa başladı. Ne münasebet, Michel bir form dolduracaktı, senden bir takım bilgiler istiyordu. Michel'in istekleri hiç bitmez. Marie Colette, neredeydin? Canımın istediği yerde, ne oluyor sana Allah aşkına, hiç böyle konuşmazdın. Sen de hiç böyle davranmazdın, neredeydin? Ha yeter Jibber, can sıkıcı olmaya başladın. Bir kuaför tarafından atlatılmak çok daha can sıkıcı. Kuaförle bozdun galiba, daha ne kadar sürdüreceksin bunu? Bilmiyorum, sana bağlı. Neredeydin? Linda'ya gittim. Ne var bunda saklayacağım? Linda'dan bahsetmek istemiyorum. Ondan nefret ediyorum. Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunu? Kadın oğlunun arkadaşlarıyla kırıştırıyor, o biraz hoşuma gitmiyor, o kadar. Yoksa ne diye nefret edeyim ben Linda'dan? Ne olmuş Linda'ya? Morali çok bozuk. Kızının nişanlısına aşık olmuş. Kızı öğrenmiş, yüzüklere atmış, durum felaket. Yani yaşını kabul edemeyen insanlara acımak lazım. Bence de öyle. Onunla konuşman iyi olmuş. Ne dedin Linda'ya? Mantığını kullanmasını. Hoş 50'sinden sonra 20 yaşındaki çocuklara aşık olanın mantığından da hiç hayır gelmez. Doğru ya. Tabii, gelmez. Sen olsan ne derdin? Ne bileyim Marie Colette, bu öyle ümitsiz bir durum ki yani. Sen Michel'e Linda'ya gittiğini söyler misin? Lütfen, acayip şeyler kuruyor. Michel! Hayal gücünü bilirsin. Bilirim. Baba. Michel, annem bugün Linda'ya gitmiş, onu benden saklıyor. Şimdi oldu. Saklar tabii. Linda'nın ismini duyunca tüylerin diken diken oluyor. Canım, siz nereden çıkarıyorsunuz bunları? Korkma canım, Linda'dan sana zarar gelmez. Ne gelecek? Korkacak biri varsa ben olmalıyım. Oo, bakıyorum da kadının ünü bütün dünyayı sarmış. Bir de kadınlara dedikoducu denir. Şu halinize bakın. Aslında Linda hiç de fena değil. Hele estetikten sonra. Ne estetiği? Linda çektirmiş mi? Galiba, 25'inde gibi duruyor. Bana söylemedi. Neden söyleyeyim, ilgileneceğini hiç düşünmedim doğrusu. Güzel olmuş mu? Kime yaptırmış? Kime yaptırttığını bilmiyorum ama güzel olmuş. Evet evet, çok iyi. Ama yine de Mumyalar Müzesi gibi böyle duruyor. Tabii, daha yeni yaptırmıştır da ondan. İlk 3 ay yüzde hissizlik olur. Ne? Neler biliyorsun sen? Canım, bilinmeyecek şey değil ki bu, nedir yani? Herkesin bildiği şeyler bunlar. Siz gazete okumuyorsunuz galiba. Pazar ilavelerine bir baksanıza. Hep estetik, hep estetik. Neredeydin Marie Colette? Ne sabırlıyım ama, değil mi? Planımızı harfi harfine yerine getirdim. Kusursuzdu. Kendisi kadar kocaman bir yalan yutturdum. Gene de keyfi yerinde. Keyfi yerinde ama kulağına su kaçtı. Bu hafta içinde son darbeyi indiririz. Linda'nın mantığı üzerine çektiği nutuk harikaydı. Biraz ucuzdu ama artık dayanamadım. Yok, iyi anne. Ver bakalım, şimdi bunu dolduralım bakalım. Evet, kaba kulak, evet. Boğmaca, evet. Boğmaca, evet. Boğmaca, evet. Ah, ne boğmacaydı Michel, ne boğmaca. Bütün bir kış öksürdün. Canımıza okudun. Konuşman işte o boğmacadan sonra böyle kaldı. O'ya gider misin? Bu'ya gelir misin? Kuabiye yer misin? Aldırma, sana yakışıyor. Tombadan aldın mı? Aa, unuttum. Orada yiyecek hiçbir şey yok. Ben Martel'e gidiyorum. Oğlum, biz ne yapacağız peki? Beni hiç düşünmeyin. Ben bir grapefruit yerim, idare ederim. Bu gece evde çalışacağım. Tok karnayı çalışamıyorum zaten. Grapefruit da yok. Yok mu? Hayır. Ben gider alırım. Aa, ben alayım. Ben gider alırım. Biraz da yürüyüş yaparım. Formuma iyi gelir. Canım, sen terliklerini giymişsin. Ne olur yani? Bunları çıkarıp pabuç giymek zor şey mi? Kül kedisi miyim ben? Kül kedisi miyim ben? Geçen sene kimse ona terliklerini çıkarttıramazdı. Amma değişti ya. Sen şimdi bana kızacaksın ama, kuafördeki dergide okumuştum. Yaş döneminde aynı blue çağındaki gibi insanın vücudunda değişiklikler olurmuş. Bünye ne kadar kuvvetliyse sarsıntı da o kadar büyük olurmuş. Irsıymış de. Büyük babam nasıldı? Ben onu hiç tanıyamadım işte. Ben Grapefruit Partisi'ne hazırım. Bu ne şapka? Çok güzel değil mi? Süper. Ay, süpere süpere. Marie Colette, sen de Grapefruit ister misin? Memnuniyetle. Baba, büyük babamın sağlığı nasıldı? Hoppala, bu nereden çıktı şimdi? Form için gerekli, ırsiyet. Büyük babaya kadar uzanıyor ha.
O bakımdan hiç endişen olmasın evlat. Büyük baban turp gibiydi. Şapkasını gördün mü? Ya kullandığı kelimeler? Süper. Ben onu bir süperliyim de görsün gibi. Zoka'yı yutmuş. Martel'le benim parça hit olacak eminim. Bak aklıma ne geldi. Var mısın yeni kasetin açılışını beraber yapalım? Her şeye varım. Seneler bir geçecek ve çılgın sonbahar gelince yaşının tuzağı bu çaresiz bir gün düşecek yaşının gereği sanki bu. Bellisinden sonra bazen yolunu şaşırır insan, kimse de suç aranmaz ki kalbi durmaz, kalbi susmaz. Seneler bir geçecek ve çılgın sonbahar gelince yaşının tuzağı bu çaresiz bir gün düş. Devam edin, devam edin, süper! Ellisinden sonra bazen yolunu şaşırır insan, kimse de suç aranmaz ki kalbi durmaz, kalbi susmaz. Pap 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 pap.